Sayın Başkanım, iyi günler diliyorum. Bu yoğun mesainizin arasında bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bizler sizleri tanıyoruz ama ekranda izleyenler, vatandaşlarımız için, izleyenler için bize kendinizi bir kısaca tanıtır mısınız? Öncelikle Demokrat Parti ilçe başkanlığımıza katılımımızdan dolayı geldiğimiz ayaklarınıza sağlık. Sizler bizim can damarımızsınız. Bütün basın mensubu arkadaşlarımızın hepsinin bende ayrı yeri var. Evet, Adnan kardeşim, yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Silivri'de ikamet ediyoruz. Silivri'nin iyisiyle, kötüsüyle, yağmuruyla, karıyla hep beraber yaşıyoruz bu ortamda. Ben Tekirdağ Marmara Ereğlisi doğumluyum. Evlilik nedeniyle İstanbul'a da ikamet ettim yıllarca. Sonra iş nedeniyle Silivri'ye geldik. Ve de Silivri'de hem iş nedeniyle hem siyasi kimlikle burada bulunmaktayım. Demokrat Parti kökenli bir aileden geliyorum. Demokrat Parti'nin içinde biz, yani Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, Demokrat Parti olarak çok yerlerde görev yaptım. Yani diyebilirim, ben çocuklarımı parti binasında büyüttüm. Yani böyle bir parti sevdalısı bir kişiyim. Siyaseti seven, siyaseti menfaat gözetmeksizin, kendi menfaatim için değil, vatandaşın menfaati için siyaset yapan bir kişiyim. Onun için de hiç gocunmuyorum. Ruhen de çok huzurluyum. İnşallah doğru yerlerde, doğru kişilerle siyaset yaparız. Temiz toplum, temiz siyaset diyorum. Bugün maalesef siyaset çok çıkmaz içinde. Türkiye'yi bir siyah-beyaz görünümüne sokmak istiyorlar. Öyle göstermeye çalışıyorlar. Fakat maalesef bizim ülkemiz siyah-beyaz değil. Bizim ülkemiz gerçekten bir mozaik gibidir. Bu ülkede her milletten insan yaşıyor, her görüşte kişi var. Onun için Türkiye'mizin siyaseti çıkmazda değil, siyah beyazda değil. Biz Demokrat Parti'yiz. Bizim içimizde her renkten kişi yer alabilir, görev yapabilir. Biz Demokrat Parti olduk olalı, yani partimizin, rahmetli Cumhurbaşkanımızın Süleyman Demirel'in bir sözü vardır. Siyaset 24 saatte çok şey değişir. Biz de onun doğrultusunda gidiyoruz. Onun dediği gibi de biz 6 kere gittik. 7 kere geldik. Böyle bir misyonuz. 8.'yi de geleceğiz inşallah diyorum. Tabii seçmen gönderdi. Dedi ki siz şurada hata işlediniz. Gönderdi. Dedik ki biz nerede hata yaptık? Oturduk, düşündük. Hatamızı kabullendik. Bugünkü iktidar maalesef hatasını kabullenemiyor, kabul etmiyor. Hep bizim dediğimiz doğru. Böyle hepsel bir misyonuz. Hatalarımızı düzeltip tekrar seçmenin karşısına geliyoruz. Şimdi bugün gerçekten bizim ülkemizde demokrat kadrolara büyük bir ihtiyaç var. Biz bu ülkenin çimentosuyuz. Biz bu ülkenin en ücra köşesine
elektriği, suyu, yolu, telefonu götürmüş bir misyonuz. Biz hizmet aşkıyla yoğrulan bir partiyiz. Bizim yaptığımız hizmetler bugün bakın satıla 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 bitiremediler. Yani gelen misyonumuzda da görev yapmış parti büyüklerim, bakanlarım, milletvekillerim, il başkanlarım, ilçe başkanlarım, teşkilatlardakiler hiçbir zaman için kendi menfaatlerini düşünmemiş. Herkes bu ülkenin geleceğini düşünmüş, çoluğunu çocuğunu düşünmüş, torununu torbasını düşünmüş. Bakın şimdi bugün benim bu ilçe binam rahmetli bizim Doğru Yol Partisi milletvekilimiz rahmetle de anıyorum. Mekanı cennet olsun. Bir milletvekilinin binası. Akgün Silivri'nin binasıdır burası. Şimdi bu kimdir? Normal bir sıradan bir vatandaş. Ama bugün bakın iktidardaki milletvekillerinin olsun, bakanların olsun. Yani maddi güçleri tartışılamaz bir derecede. Çılgın bir mal varlıklarına sahipler. Ya bunun hesabını bu millet soracak. Sorulması da gerekiyor. Sorulacak. Bunun hesabını da çok ağır bedelini ödeyecekler. Neden siz İslamiyet'in altına sığınıp da insanların o duygularına oynayıp siyaset alet edip bugün bu ülkemizi bu duruma soktunuz? Yani değerli kardeşim, ülkemiz çok zor bir durumda. Bu zor durumdan her zaman bu ülkeyi demokrat kadrolar çıkarmıştır. Ne zaman Türkiye zor duruma düştüyse, Türkiye Cumhuriyeti zorda kaldıysa demokrat kadrolar yetişmiştir. Biz yine hazırız ve geliyoruz. Bugün merkez sağda oluşacak olan tek bir çıkar yol demokrat kadrolardır. Demokrat misyona büyük bir ihtiyaç vardır. Biz ilçelerde, beldelerde, illerde sürekli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Üye sayılarımızı günden gün arttırıyoruz. Yani bugün üye sayını arttırmak da çözüm değil. Üye sayını arttırabilirsin ama o defterde kalmamalı. O üyenin sana güvenmesi gerekir. Hatır gönül için üye olmaması gerekir. Üye yaptığın kişi sana bunu ne zaman sana bir ağaç meyve verir? Yaz gelir, bahar gelir önce. Baharda çiçek açar, tomurcuk yapar derken meyve verir. Biz de işte demokrat kadrolar aslanın yanında olursa, mağdurun yanında olursa, emeklinin yanında olursa, esnafın yanında olursa, çiftçinin yanında olursa, o zaman o da sana sandıkta oy vererek meyvesini o zaman toplarsın. Bugün şimdi benim oy sayım şu kadar. Ama bu sandığa yansımadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Yani şimdi ben Silivri'de Demokrat Parti ilçe başkanlığı 3 dönemdir yapıyorum ve de geçmiş yerel seçimde belediye başkan adayıydım. Tabii ki burada yaptığım çalışmalardan o kadar bir güzel pozitif enerji aldım ki vatandaş gözümün içine bakıyor. Başkanım, sizi çok seviyoruz. Sizi çok takdir ediyoruz. Fakat parti olarak zayıf buluyoruz. Yani reklam konusunda falan tabii ki zayıf kaldık o zamanlar. Ama önce ben inanacağım. Ondan sonra karşımdakine inandıracağım. Ben dedim bu davama inanıyorum. Ben size hizmet edeceğimden kefilim. Siz de bana inanın, güvenin diyerek yola çıktım. Ama tabii bu yarışlar sandığa yansımayabildi, yansımadı da. Ama inşallah bu gelecek dönemde bunu daha güzel bir şekilde, daha güçlü bir şekilde,
Tabii bu partimizin gücüyle de olacak. Şu anda genel merkezimizin çalışmaları çok güçlü bir şekilde çalışmalar sürdürülüyor. Ordu milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt'un da bize katılmasıyla biliyorsunuz MHP'den ihraç edildi. Ama çok güzel oldu. Çok değerli bir milletvekilini gerçekten almışık. Her konuda dört dörtlük, donanımlı bir milletvekili. En azından açık sözlü, dürüst bir milletvekili. Bize de böyle kişiler lazım. Çok güzel çalışmalar o da yapıyor. Onunla beraber inşallah en yakın zamanda onu da Silivri'ye davet edeceğim. Sayın vekilim inşallah zaman bulup da zaman ayırırsa Silivri'mizde ağırlamaktan bir şeref duyarım. Sizlerle de tanıştırırım o zaman sayın vekilimi. Ama mecliste meydan okuyor. Çok güzel konuşmalar yapıyor. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Aynı kendimi de onda görüyorum. Ben de öyleyimdir. Beni idama götürseniz yanlışsa yanlış, doğruysa doğru. Ben bugün yanlışların karşısında dik dururum. Doğruların yanında da düğme iliklerim. Bugün siyaset maalesef öyle değil. Bir menfaat kapısı oldu, bir çıkar kapısı oldu. İnsanlar bir korkak oldu. Şimdi diyorlar başkanım seninle konuşuyoruz telefonla, işte telefonumuz dinleniyor mu? Yani o vatandaşı o kadar bir sindirmişler ki. Ya nasıl benim telefonum dinlenirmiş? Dinlense ne olur? Dinlensinler. Biz yanlış bir şey söylemiyoruz ki. Biz onları uyarıyoruz. Bakın bunu yanlış yapıyorsunuz. Böyle olmamalı. Böyle yaparsanız bu doğru olur. Dediğimiz zaman bu bize ters tepki yapıyor. Olur mu ya? Ben her zaman için bir elle alkış olmaz. Ben her zaman için yönetimdeki arkadaşlarımı çağırıyorum. Arkadaşlar bunu böyle mi yapsak iyi olur, böyle mi yapsak daha iyi olur. Fikir fikirden üstündür. Ama fakat bugün Türkiye bir kişinin iki dudağının arasındadır kaderi. Bakın bugün iktidar partisi İstanbul İl Başkanlığı Kongresi yapıyorlar. İlk kongresinde bir hafta önce sen olacaksın dedi. Hiç kongre yapmayın o zaman. Hiç gerek yok insanlar orayı zahmet edip toplamanıza. Yani böyle bir şey olur mu? Niçin demokrasi istiyoruz? Bunun için demokrasi istiyoruz. Seçme ve seçilme hakkı olsun insanların. Delege nedir? Delege seçim yapacak kişidir. Seçeceği kişiyi, orada bana hizmet edecek kişiyi seçmesi için konulan bir şeydir delege. Ama delegenin hiçbir fonksiyonu kalmamış. Ama böyle olmamalı. Maalesef ben burada hizmet ediyorsan çıkarsın meydanlara, seçime girersin. Ben kadın kolları başkanlığı için aday oluyorduk. Uyku uyumuyorduk, acaba beni mi seçilecek, acaba nasıl çalışayım da gönlüne gireyim kadın delegelerimin. Biz böyle çalıştık, gençlik kollarında böyle çalıştık. Ama bugün maalesef öyle bir şey yok. Yukarıdan bir kişi diyecek şu, şu tamam. İster sana uysun, ister uymasın, ister senin sorularına cevaplayabilsin, ister cevaplayamasın. Böyle bir şey yok kardeşim. Biz adalet istiyoruz, demokrasi istiyoruz. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti de bu günlere kavuşacak. Bakın ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Yani dünya geneli zor dönemden geçiyor. Bu pandemi var, bu Covid-19 maalesef ülkemizi de çok zor duruma soktu. Ama bizim ülkemiz gerçekten buğday ambarıydı. Bizim ülkemiz verimli bir ülkedir. Bizim ülkemiz dört mevsimi yaşayan bir ülkedir. Yani yere taşı eksen taştan buğday çıkardı. O kadar verimli topraklarımız var. Fakat bugün bizim çiftçinin ambarı boş. Esnafın kasası boş. Emeklinin cebi boş. Ne olacak bu ülkenin hali? Yani siz çiftçiye ekme. Otur, ben sana vereceğim destek. Ekme, otur.
emekliye sen çalışma. Geç kenarda, geçen gün de içler acısı bir olaydı. Milletvekili, Kayseri milletvekili diyor ki emeklilerin kapıda arabası var. Ya emekli şaşırmış, emekli perişan, emekli battaniye altında evinde oturuyor. Kaloriferini yakmıyor. Çoluğunun çocuğunun eline bakıyor. Yani önceden emekli öyle miydi? Emekli annelerimiz, babalarımız, babaannelerimiz torunlarına okula giderken açlık veriyordu. Ne bileyim, torunlarına çeyiz alıyordu. Bu benden torunuma ansın beni, hala alır, işte kaşık çatal takımı alır, şunu alır, bunu alırdı. Şimdi yok öyle bir şey. Emekli perişan, gıdasızlıktan ölüyor emekli. Esnaf desen, bir yıldır küçük esnafa sizin ne galezliğiniz var? Küçük esnaf bir yıldır kapalı, perişan durumda. Ya sen kongre yapıyorsun, binlerce kişiyi kongre salonuna zorla topluyorsun. Orada gülüyorsun, diyorsun bu kadar insan toplandı, kongre yapıyoruz. Senin küçük esnafa garezliğin ne? Küçük esnafı açma diyorsun, pandemi var. Yani nedir bu? Ben bu işi çözemedim. Yani seçmenimiz bunun cevabını inşallah, ben diyorum erken seçim olmasın. Daha yani gününde seçim olsun ki halk iyice görsün, doğruları görsün. Ama erken seçim olursa da ben seçmenime güveniyorum. Bugün artık vatandaşın yüzü gülmüyorsa, çocuğuna istediği çikolatayı alamıyorum deyip kendini intihar ediyorsa, bu ülkede çıkmaza giren, bunalıma giren gidip kendini yakıyorsa, yani işte o seçmen sandıkta biliyorum doğruyu yapacak. İnşallah güzel günlerde, güzel yerlerde, güzel zamanda biz Demokrat Parti olarak bu ülkenin can damarıyız. Yakın zamanda da teşkilatlarımızla Silivri'de de daha güzel çalışmalar çıkaracağız. Partimize büyük bir teveccüh var. Katılım çok. Üyelerimizi, eski üyelerimiz zaten soruyorlar. Diyorum, var üyeliğin devam ediyor senin. O zaman tamam başkanım diyor. Yeni yüzler üye oldu. Fakat kendilerini göstermek istemiyorlar. Diyorlar ki başkanım, biz bil ki yanındayız. Fakat bize aktif görev vermeyin deyip, yani sessizlerin sesi, güçsüzlerin gücüyüz. Biz sessiz sessiz geliyoruz. Silivri'de zaten Demokrat Parti'nin var olduğunu ben kanıtlamış gibi görüyorum. Çünkü dışarı çıktığım zaman bir 5 dakikada gideceğim yere 1 saatte gidiyorum. O diyor başkanım nasılsınız, o diyor başkanım nasılsınız. Başkanım diye hitap ettikleri zaman anlıyorum ki siyasi kimlikle tanıyorlar. Abla diye, teyze diye hitap edenleri normal hayatımdan tanıyorlar diyorum. Ama Silivri'de gerçekten Silivri Halide Avlu'yu seviyor. Ben de Silivri'yi çok seviyorum. Silivri'nin en ufak bir çakıl taşına zarar gelsin istemiyorum. Silivri, işte Silivri'de yaşamak güzel denmişti. Mutlu Silivri denmişti. Ben de Silivri çok daha güzel olacak diyorum. Buradan bütün Silivri'li hemşerilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Önümüzdeki günlerde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü var. Tabii ki bu pandemi nedeniyle programlarımız iptal edildi. Yapamıyoruz, yapmıyoruz. Önce sağlık diyorum. Şimdi kadınlarımız gerçekten çok başarılıdır. Çok azimlidir, çok cabbardır kadınlar. Ben siyasete girdim. Nerede, hangi ilçede, hangi beldede olduysam o beldede inanın böyle çekip çeviren hep o bakıyordum kadınlar. Yani erkekler tabii ki bizim başımızın tacı. Erkek olmadan kadın olmaz, kadın olmadan erkek olmaz. Ama yani kadın daha evcimen olduğu için, yani tertip düzen bakımından olsun,
böyle anaç ruhuyla olsun, daha böyle toparlayıcı yanı fazladır diyorum. Bu pandemide tabii kadınlarımızla şey olarak toplanamayacağız. Yine güzel günlerde ben onların gönlünü alacağım. Ben onlarla her zaman bir aradayım zaten de. Ama tabii nedir, kadınlar ister biraz böyle stres atalım. Bugün de çok ihtiyaçları var o strese. Fakat işte malum her taraf kapalı. Ölü bir şehir, ölü bir kentte yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu pandemi hafifledikçe, daha vatandaş da bilinçli oldukça, zaten bilinçli bakıyorum, maskesiz kimse dolaşmıyor, yakın temasta kimse olmuyor. Bizim milletimiz şeydir, bilinçlidir bu konularda. Biz elhamdülillah Müslüman ülkeyiz. Yani şartı şurtu biliriz, temizliği bildiğimiz için. Temiz kişiye de bu mikrop gelmez zaten. Temizliği sevmez bu mikrop. Devamlı ellerimizi jenik tuttuğumuz zaman bu mikroptan da uzak kalmış oluruz. İşte bu 8 Mart'la ilgili geçen bakanımız dedi ki işte AK Parti geldi, işte kadına değer arttı, kadına söz hakkı tanındı falan filan. Ya Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi başbakan çıkardı, kadın başbakan çıkardı. Bizim başbakanlık yaptı Tansu Çiller bizde. Genel başkanlık yaptı. Yani bizim partimizde bayan ilçe başkanı ilk önce Doğru Yol Partisi çıkardı, Demokrat Parti çıkardı. Yani bakın, ben kendimi de övmek için de demiyorum. Sayın Akşener de eski Demokrat Parti, yani Doğru Yol Partisi'ne, bizden milletvekili oldu, tabii. Bakanlık yaptı bizde, meclis başkanlığı yaptı. Meral Akşener de bizden çıkmıyordu. Yani bizim yetiştirdiğimiz. Evet, onu kastetmek istedim. Evet. Yani evet, Akşener'i de saygıyla analım buradan. O da her zaman bana Cabbar kızım diye konuşur ve onunla ben çok çalışmalar yaptık. Biz hep böyle cevherler çıkardık. Onlar hep bizim misyonumuzun içinde. İnşallah daha güzel günlerde yine bir arada oluruz. Amaç ülkemize hizmet etmek. Onun için onlar da bizim büyüklerimiz, siyasi büyüklerimiz. Onlara da saygı duyacağız. Bugün önümüzdeki günler 8 Mart'la ilgili ufak bir şeyim olsun diyeyim. Kadınların özgür olabileceğini, kadına saygının olduğu bir yıl olmasını dileğiyle tüm kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Hepsini kucaklıyorum, hepsini öpüyorum, kokulu kokulu öpücükler veriyorum onlara. Çok teşekkür ediyorum geldiğinizden dolayı, bu programı bana tahsis ettiğinizden dolayı. Size de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok değerli bir kişiliğiniz var benim gözümde. Teşekkür ederiz. Açtığınız bu internet üzerinden Silivri Mozaik Haber olarak geçiyorsunuz. Artık bundan sonra zaten sosyal medya önemli. Yani şimdi normal TV kanalları, oralar artık sahiplenmiş. Onlar bir kişinin emrinde gidiyor. Ama biz sesimizi işte böyle saygı duyduğumuz kardeşlerimizin sayesinde dünyaya sesimizi duyuruyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ediyoruz kabul ettiğiniz için. Ne demek, her zaman kapımız açık. Son sözlerinizi bir alalım eğer varsa. Tüm Demokrat Partili kardeşlerime, abilerime, amcalarımız, dayılarımız, teyzelerimiz, halalarımızı cani gönülden seviyorum. Silivri Demokrat Parti'ye sahip çıksın. Halide Avlu'nun elinden tutsun. Tutun elimi, sizin yüzünüzü kara çıkarmayacağım diyorum. Sevgiler, saygılar.